Şimdi oyun bahsedilen sistem oyuncudan bağımsız düşünülemez hiçbir yerde. Yani oyuncular var eder o sistemi iyi oynanmasını sağlar. Şimdi Beşiktaş'ın oyuncu kadrosuna baktığımız zaman aslında bireysel olarak kötü oyuncular değil hiçbiri. Laiç kötü oyuncu diyemeyiz. Burak değil, Dorukhan değil. Ama hocanın oynatmak istediği sisteme uygun mu? Esas soru bu aslında. Bence değil. Şimdi Enkudu ve Diye biliyorsunuz iki tane hızlı, süratli kanat oyuncusu. Siz bir pas oyunu peşindesiniz. O topu attığınız zaman Enkudu diyor kavala çarpıp 3 metre geri gidiyor top yani. İnanılmaz boşluk var ya şeyler arasında, hatlar arasında. Tam Ömer abi gibi oldum, Ömer Öndür gibi oldum ama hakikaten Ömer abi haklıymış yani. Ya çok acayip bir boşluk var. Ya top Atiba'ya geliyor. Atiba'nın etrafında ileride 4 tane adam var. Ama o 4 tane adamın önünde de 4 tane adam var. Yani Geçiremiyorsun ki topu oraya. Atiba kime atacağım diye bol bol bakıyor. Pas yapıyor. O sırada da Beşiktaş pas yapıyor. Ama ne güzel pas yapıyoruz falan. Ya abi böyle bir şey yok. Sen hiç durmadan yan pas yapıyorsun. Çünkü araları atacağın Gidemiyorsun oraya, yok. geçemiyorsun. 2 tane stoperi sabit tuttu mu? Öne 4'lüyü koydu mu? Rakip sen geçemiyorsun Geçemiyorsun. Çok orayı. basit bir savunma taktiği aslında o yani. Peki nasıl olacak bu iş? Yani o yüzden Beşiktaş futbol takımında kalıp hocalık yapıp 5. haftada 5 puan toplayıp eksi bir averaj yaparsan ve iyi de Sorgulanırsın. oynamazsan ilk şutunda 52'de atıyorsan sorgulanırsın Çok normal. ve başarısız adlandırılırsın. Çok normal. İşin garibi ya şunu dese bu sistem olmadı Değiştiriyorum. değiştiriyorum. Ya bunda olmuyor. Ben bunu gördüm. Evet. Ben de hiç 10 numara oynatacağım. Gene Düzeltiyorum. sıkılıyorum. Abi sistem iyi diyor yani. Devam edeceğiz diyor bu şekilde. O zaman sıkıntı var hocam yani. Caner'i top Beşiktaş'tayken orta saha gibi görüyoruz. Oradan çıkma adına bir hamle yapıyor. City'nin birebir aslında yaptığı Zinchenko ile yaptığını yapmaya çalışıyor ama hani o dediğimiz gibi oyuncu kalitesi ona müsaade etmiyor. Yani Ya kendi basın oyuncuları toplantısında benim gelemiyor gördüğüm yani. şey şu. Sıkıntı yok diyor. Sıkıntı yok diyor hocam. Abi çukurda ne diyor? Sıkıntı yoksa sıkıntı Sıkıntı var. vardır. Sıkıntı var abi yani. Çok net sıkıntı var yani. Ben bunu herkes görüyor. Ya hocanın inanması güzel bir şey takıma. Sisteme de inanması güzel bir şey Hoca da ama. görüyor olabilir mi? Yani basın önünde belki biraz daha öyle ifade ediyor olabilir mi? Ama o zaman değiştirsin 6. maç oldu ya. Ne zaman değiştirecek? Bir yerde değişmesi lazım. Trabzon'da değil. Trabzon değiştirmezse Zaten Trabzon'da sistem değişmezse başka şeyler değişecek çünkü. Başkan değişti ya. başkan da içti Ya şimdi. başkan değişti sistem de değişebilir ya bu kadar katı bir kural değil Tabii yani bu. canım yani. Ben çok şey görüyorum, sıkıntılı görüyorum süreci. Ve açıkçası iyi sonuç olmazsa devam etmez Beşiktaş. Şimdi Trabzonspor maçı var. Hakikaten de bu süreçlerde bir Trabzonspor deplasmanına gitmek Beşiktaş için çok Çok zor. sert bir deplasman oldu. Çok zor. Ve Trabzonspor da kötü günler geçiriyor, kötü sonuçlar alıyor. Ünal Karaman da orada bir sıkıntı var. Sakatları var ama sonuçta en nihayetinde Trabzon deplasmanı. Ve sizin için her zaman zor. En iyi kadronuzla birlikte gitseniz, en iyi Evet. oyununuzla birlikte gitseniz Trabzon deplasmanı zor bir Zor deplasman. Muhtemel deplasman. puan kaybı. Laiç de yok. Laiç kart cezalısı. Onu da yani Laiç'in yaptığı da aslında iş değil. Kırmızı Hakemi kimse gösterebilirdi. kırmızının görebileceği pozisyondu. Douglas'ın pozisyonu var dün gene. Belki konudan konuya geçiyoruz ama orada zaten iş çok erken kopabilirdi. Hakem, yani Yani Suat Arslanboğan'ın Suat yönettiği maç. Aslanboğa bence ciddi bir katkı sağladı Türk hakemliğine dün itibariyle. Nasıl bir katkı? Ya illa hakem seminerlerini gösterecekler. Böyle olmaz diye mesela. Bu şekilde Olmazı tabii. gösterdi Suat Bu Arslanboğan. şekilde hakemlik yapılmaz şeklinde. Yani dün gösterdi. Neyse pozisyonları değerlendirmeyeceğim ama Şunu yani söyleyeyim kart sadece. inisiyatifleri, fauller, onlar bunlar garip bir yönetim gösterdi. Ondan sonra taraftar ahu Terse döndü. Douglas'ın ya zaten bir hakem sadece Douglas'ı izlese o pozisyonda Douglas böyle yaptı, yandık dedi. Yani gördük yapınca kırmızıyı. Biliyor çünkü faul yaptığını. Döndü terse verdi faul. Douglas'la ilgili biliyorsun çok da Douglas'a faul yapıldı falan diyen de var dün Öyle taraftar. mi? Tabii öyle bir grup da var. Yani Douglas'a faul yapılmış olabilir diyelim. Douglas faul yapmış olabilir diyelim. Maçı niye bitiriyorsun ki var? VAR diye bir sistem var. Biliyor. Yeni 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 başlamadı yani bayağıdır var. Dün Abi gelmedi gidersin yani. VAR'a. Bakarsın ne oluyor ne bitiyor Kararını diye. ver. Karar verirsin. Abi adam düştü bir anda Bitir demek böyle hayır. bir şey olamaz ya. Hakikaten böyle bir şey olamaz Topumu yani. benim ben gidiyorum dedi Suat İnanılmaz ya. Böyle, ya hakikaten çok ayıptır ya. Hakikaten yani Bu hani çok kadar maçın... da değil ya. Yani orada artık bir yani bir sonuç itibariyle tamam daha önce çok yanlış çok kötü kararlar verdi. Kart kararları falan çok yanlıştı Tabii, ama vermesi lazımdı Beşiktaş lehine. her şey o Burak'ın gösterdiği Evet, anlamsız kartla kartla başladı. başladı. Dördüncü O kartı dakikada. gösterince taraftar yüklenmeye başladı. Ondan sonra yüklenince hala devam etti o tavrında. Ondan sonra Douglas pozisyonda topunu alıp gitti. Topun aldığı içeri gitti Ha, hocam. böyle bir şey yok yani. Neyse Beşiktaş gündemi o kadar yoğun ki hakeme sıra Aynen, gelmedi. Trabzonspor maçını... Bir de Beşiktaş kazansaydı hakem çok konuşulurdu. Tabii, Kazanmadığı için biraz daha geri zaten... planda kaldı. Trabzonspor maçı çok zor maç.
bu sistem, bu oyun şekliyle Trabzon'u yenemez. Çok net. Bu kadar basit. Yani değiştirirse sistemi, ne bileyim Burak diye bir yapar ileriye. Bilmiyorum. Çift forvet mesela. Ya da yıllardır oynadığı 4-2-3-1'e döner. Aslında bildiği oyun hocanın 4-2-3-1. Atiba'nın yanına Dorukhan'ı koyar, ileri Oğuzhan'ı koyar falan. Kurtarabilir maçı. Ama ben 4-1-4-1 standart, hücum ederken de 3-5-2 oynatırım derse, 3-5-2'nin oradaki 5. de biliyorsun Caner. Yani Caner oyun kurucu, yeni oyun kurucusu. Caner, Caner 30 yaşında artık, yani 15 yaşında, 18-19 yaşında bir oyuncu değil ki. Yani Caner'in en önemli iki özelliği söyler. Bir, iyi orta yapar. İki, dağınık. Evet. Yani dağınık adamlar, dağınık adamlar on numara çıkartmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Gökhan Gönül yapar o işi. Aynen öyle. Caner yapamaz. Dün stoperde bence çok iyi futbol oynadı yani. Yani Gökhan Gönül çok, Winder iyi bir karakter zaten. Oyun futbolcu karakteri. O ayrı bir şey. Yani bu şartlarda kazanma ihtimali yok. Sistemi değiştirmesi lazım. Şimdi elinizdeki bir de oyuncular yok. Ruiz sakat. Vidan'ın bir maçla cezası var. Yanlış bilmiyorsam değil mi? İki maç aldı. Şimdi bir de Ruiz Trabzon deplasmanında yok. Orada ikili gene Gökhan Necip olacak. Büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal. Laiç yok. Laiç'in yerine de Oğuzhan'ı koydunuz. Yani bu stoper hattıyla Roko iyileşir mi o iyileşmez mi, ne olur ne biter bilmiyorum ama bu stoper hattıyla, bu stoper hattına inanıp Trabzon'a çıkarsa büyük hayal kırıklığı yaşar. Çünkü Trabzon'un forvetleri forvet. Tabii canım. Yani Sörlot sırtını yani, gezdirebilir Necip'i yani orada. Orada zaten şu anda Başakşehir'in en önemli sıkıntısı hücum hattı bir türlü istediği gibi olmuyor. Evet. Zayıf bir hücum hattı var. Dün Elia'yı oynasa başka bir şey de olabilir tabii o konu. Trabzon'un hücum hattı Envakame çok büyük problem çıkarttı. Yani Sörlot'la Envakame'yi nasıl tutacak o ikisi? Bir kere stoper değiller zaten. İyi değil. Oynamaları bir şey ifade etmez. Oraya da bir önlem alması lazım. Nasıl alacak bilmiyorum. Çok zor maç yani Beşiktaş açısından. Çok yani hakikaten sıkıntılı bir maç. Bakalım nasıl. Sistemi değiştirmesi lazım. Sistem değişmezse başka şeyler değişir. Başka şeyler değişirse olası bir kötü sonuçta. Trabzonspor diyelim ki kazandı ve Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında istifa etti. Yönetim de zaten istifa etmişti. İlk aday Sergen Yalçın mı? Kim getirecek? O da bir soru tabii. Güzel bir soru ama yani biliyorsun bir ay divan başkanı başkanlık yapacak. Ben sana olacaklarını söyleyeyim eğer merak ediyorsan. Ediyorum. Eğer hocam Abdullah Avcı bırakırsa Trabzon maçından sonra yardımcı Gökhan Hoca iner sahaya. Gökhan Keskin eşofmanları gel. Gökhan Keskin sahaya iner. Takımı yönetir. Geçiş döneminde başarılı olur mu olmaz mı onu bakarlar görürler. Beşiktaş öyle bir camia ki Gökhan Keskin 4'te 4 yapsın gider sezon sonuna kadar. Onu da söyleyeyim yani. Devam ederler. Tabii 4'te 4 yapmış bir hocayla tabii ki. Aha. Gökhan Keskin 4'te 4 yaptırma ihtimali var mı? Var. Çünkü adam ya Beşiktaş kulübünün işte şey harfinin alttaki şeylerinden şey harfinin noktalarından biri. Aynen öyle. Yani, temel taşı yani. Çok önemli bir adam. Yani şaşırtmaz. Kulübü biliyor, DNA'sını biliyor, taraftarı biliyor, camiayı biliyor, ne oynanması gerektiğini biliyor. Sonuç itibariyle çok saygın bir kişilik. Götürür belki. Bilmiyoruz, yaşayıp göreceğiz bunu. Ama hoca gider, Abdullah Avcı gider, Sergen Yalçın hemen gelir olmaz. Bir de Malatya cephesi var tabii. Büyük şimdi Malatya tarafı var. Malatya izin verecek mi, vermeyecek mi? Ama evet. Sergen Yalçın Beşiktaş aşkı bence bir yerde iyice alevlenecek. Ne olursa olsun ilk aday, hani kim başkan seçilirse seçilsin, ilk aday Sergen Yalçın görünüyor şu anda. Öyle gözüküyor. Yani Sergen Yalçın, tabii şu da var, Sergen Yalçın'ı hiçbir kulüpte zorla tutamazsın. Bir de öyle bir karakteri var onun biliyorsun. Zaten şey yapmıyor, sevmiyor. Kendi söyledi. Hocalık yapmayı sevmiyorum dedi Sergen Yalçın. Farklı bir hoca. Sergen'e höt söt yapamazsın. Nasıl yapacağım? Beşiktaş'a gelse de yapamazsın. Yani Sergen'e hoca gel sen bir toplantı yapalım seninle falan diyemezsin. Ben gidiyorum diyebilir miyim ben de? Çok netler. Onunla ilgili çok meşhur bir sürü hikaye var yani. Tabii. Senin rengin anlatıyor. Altıncı ayağın son ayağını bekliyor diyor otobüs diyor bütün hep beraber. Antrenmana çıkmak için değil mi? Evet yani bunu bizim foto muhabiri arkadaşlar anlatıyor. Topu bilerek sol kanada götürüp. Orada şeye sormak için. Altını soruyormuş adam yani. Adam farklı bir dünyası var. Böyle bir kimse ötüsü öt yapamaz. Çok iyi hoca mı? Çok iyi hoca. Çok zeki. Çok zeki bir oyuncu bir kere yani. Yani o zaten oyunculuğundan gelen bir futbol zekası olduğu için onu da hocalığa entegre etmiş durumda. Ozan Tufan ne hale getirdi? Ya Ozan işte Fenerbahçe'nin bankosu şu an yani. evet. Yani. Dedi ya futbolcu olduğuna yani onu ikna etmeye çalışıyoruz diye. Yani. Önemli bir karakter. Efecan'ın hikayesi de çok iyi. Efecan'a demiş koşman lazım işte. Niye bu kadar çok koşuyoruz? Efecan demiş. Hoca da demiş ki siz niye bu kadar koşuyorsunuz?
Dedim sen benim kadar yetenekli olsaydın antrenmana gelmeyin sen de. Aynen. O kafada bir adam. Tabii ki renk, tabii ki Beşiktaş tribünü ister. Ama hemen olmaz yani. Sonuçta bir aylık bir boşluk var arada. Bakalım milli takım arası da olacak. O milli takım arasında belki dediğin gibi Gökhan Keskin orada bir hamle. Belki Trabzon maçından sonra da Abdullah Avcı çıkar. O maçtan sonra bir milli maç arası var. Belki orada iş biraz daha şekillenir. Evet. Diyelim. Ağzına sağlık abi. Eyvallah. Gündemi özellikle bitirdik. Bakalım Beşiktaş'ı nasıl günler bekliyor. İlerleyen günlerde hayırlısı. Göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah. Görüşürüz.